Arkadaşlar hepinize Wild 3.0B yama notları videosundan selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 0303 2022 tarihinde Wild 3.0B yama notları şeklinde oyunumuza gelen yeni güncellemeden bahsedeceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız diyorum. Yeni gelen iki tane kostümümüz var arkadaşlar. Obsidian, Malphite, Zombi Avcısı, Pantheon. Bu iki kostümde zaten normalde hala hazırda bilgisayarda olan League of Legends PC sürümünde çok eskiden gelen güzel kostümlerden bir iki tanesi. Ee, bunun dışında şöyle telefonumu hemen sessiz alıyorum. Kusura bakmayın. Obsidian, Malphite. Hemen şöyle bir kostümü kontrol edelim. Bu arada Malphite'ın şu anda oyun içerisindeki bence en güzel kostümü olacak kendisi. Benim çok hoşuma giden bir kostüm. Burada 3D falan filan resimlerinden bahsediyorlar böyle. Bence hemen oyun içine geçelim. Malphite bu arada e, güzel oynadığınız zaman e, genel olarak oyunda da çok etkili olan bir şampiyon. Takım savaşları olsun, üst koridorda gayet güçlü bir şampiyon. E, özellikle nişancıların, e, kırılgan olan büyücülerin direkt böyle korkulu rüyası. Ben mesela nişancı oynarken Malphite falan bağladığım oluyor. Skilleri falan gayet güzel bu arada. İkinci vuruşunda böyle. Efektler farklı. Ultiye bakalım bir. Ulti yani efekte yakın böyle. Kırmızı taş falan. Q'su falan farklı. Kriti falan da koymuş ya. Kriti <laughs> çok iyiymiş. Alttan alttan yapıştırıyor. Alpha bu şekilde zombi Slayer Pantheon'a bakıyordum. Ya Dragon Slayer falan varken zombi de yani. Geliş çok güzelmiş. Pantheon'u biliyorsunuz çok seviyorum. Bayağı da oynadığım bir şampiyon. Geliş atışı da bayağı iyi. Oto atak. Ben pek beğenmedim ya. Range'i bir arttır bakayım range'i böyle uza. <laughs> Pasifi fullleyince why... şeyi fark ettiniz mi? Ee, I testeresi can... çalışıyor. Ama onun dışında ekstra bir efekti var mı? Ha oraya da bir efekti koymuşlar. Ultisinin bir olayı var mı ekstra? Yine testere çalıştı. Yapmışlar yine bir şeyler yani. Kırıkta tekme atıyor. Yine yani en azından değişiklikler var diyelim. Evet aksesuarlar benim hiç Asla e, ilgi alanım olmayan aksesuarlara bir şeyler yapmışlar, koymuşlar, etmişler. Çok istiyorsunuz. Açan, güne açan çiçekler gibiyiz. Yalan, yalan. Etkinlikte tüm aksesuarlı yama oyunu çıkmaya devam Aynen öyle. Etkinlikler. Yeni bir etkinlik geliyor. 10 Mart'ta Poro Yuma diyor. E, muhtemelen şampiyon falan gelmeyecek bu etkinlikte tahminimce. Veyahut da gelecek mi? Şem falan gelecek de en son. Önceki ama videolarından hatırlayanlar varsa bu etkinlikte şampiyon geliyor mu? Lütfen yorumlarda belirsin. Ee, şampiyon değişikliklerine geçmeden önce ufak bir duyurum var. Mart ayında e, askere gidiyorum ben arkadaşlar. E, bir ay boyunca olmayacağım. Bu sırada kanala tek tük video gelebilir. Birkaç tane stok yapabildim. E, onu da bilgisini tıktot olarak vereyim. Sonra yok efendim neredeyiz yok bilmiyorum falan demeyin. E, bedelli askere gideceğim bir ay boyunca. Fize ne olmuş abi. E, oyun bazan düzen bazın hasarı düşmüş. Denizin dişlerinde e, hasar düşmüş. Bence gerekiyordu. Bence gerekiyordu. Ee, daha bir item bile tekne... adam bitirmeden Direkt böyle lane'de 5 dev olduğu gibi Birisini tekleyebiliyordu Jax'in Baba Jax'i çok seviyoruz Jax'i niye böyle yaptık Yük başına aldı saldırısı düşmüş Ama ben Jax'i çok seviyorum yani Pasifi de çok önemli Bu şekilde yüzdelik büyük bir nerf yani Hiç hoş değil kral Lulu'nun bekleme süresi artmış Yetişmix'in kalkan değeri düşmüş Baba sürekli banladığımız Lulu'yu Biraz da olsa geriye düşmüş. Yumi bayağı abi değişmiş abi. Ne olmuş? Mana'nın yenilenmesi büyüme oranı artmış. Bekleme süresi azalmış. Mana bedeli düşmüş. Oo, bayağı buff yemiş lan sinsi atış. Tabanla sağrı güçlendirmiş sen ve ben. Bu ne? Değişken kuvvet. Dalga başına hasar. Oğlum bütün pasifinden tut. Karakterin her şey. dolu çıktı. Yumi girdi bence bu metaya şu an. Ne dediniz bilmiyorum. Ama Yumi'nin Böyle bir problem var bence. Ultisinin e, önüne açtığı bu alan var ya böyle hani çığ 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 yapıyor ya o çığ çığ çığlık alan bence çok dar. Yani çok rahat dojlanabiliyor. Onun böyle birazcık daha geniş olması gerekiyor. Normal bilgisayardaki lolde olduğu gibi. Yani işte alanı 6 ise mesela 7 olması gerekiyor. Böyle alana verdiği kısım. Bence hani bu benim görüşüm. Çünkü e, çok rahat dojlanabiliyor ultisi. Onun dışında genel olarak Q'su falan hiç hasar vermiyordu. Onu da arttırmışlar. Yumi şu an bir denenebilir. Yumi güzel oldu. Yani sevdim. Onun dışında neler değişmiş? Malmortius'un ağzı birleştirme bedeli 400'e düşmüş. Toplam bedeli 2800'e ee, düşmüş. Tercih edilmediği bir eşya olduğu için böyle bir hani sanki tercih edilsin diye bir ön plana atılmış diye düşündüm. Malmortius'un ağzı diye. Yani bilmiyorum hala alınır mı? Alınabilir. Um, çünkü item metası çok hızlı değişebiliyor. Anahtar rün elektrik ver. Taban hasarı artmış. Bekleme süresi düşmüş. Hmm. Ya pek de artmamış aslında yani. Belki bekleme süresi yüzünden tercih edebilir ama zaten çok az tercih edilen bir ürün şu an oyunda. Elektrik ver alana kadar herkes direkt ne yapıyor abi? Şey alıyor. Neydi o sarı baltanın ismi? Aklıma gelmedi. Dilimin ucunu anladınız siz. Canı %35'in altında rakiplere verilen hasar %3'ten %5'e arttırılmış hakimiyet muzaffer günü arkadaşlar. Yalnız bu oran güzel bir oran bilginiz olsun. İlham, i̇lham avcı üstün zekanlı olmuş? Yetenek hızı artmış. Azami yükteyken yetenek hızı da ee, 18'e yükselmiş. Günler buff yemiş lan şu an. Diğer ürünler ön plana çıksın diye. Sürat coşkusunun bekleme süresi 12 saniyeye düşmüş. Diyor ki abi böyle bir oyunda Farklı ürünler de var. Onları da alın diyor oyun. Tatlı düşkünü ne olmuş? Can eriği iyileştirmesi %20. Oo, bu eriği artık almamaya başlarlar. Sana bir şey diyeyim mi? Herkes bunu alıyordu. Bilmiyorum. %20'ye düşmüş hem de altını düşmüş. Azim, kemik zırh. Kemik zırh azim ürünleriyle karşılaştığında düşük bir performans sergiliyor. Kemik zırhın da kuldağının düşmesi iyi olmuş. Muhtemelen kemik zırhı artık tercih edilir. sahip e, çünkü bekleme süresi fazlaydı sadece. Yoksa güçlü bir üründü. Kondisyon ne olmuş? Aa, bak bu da daha mantıklı. Bu da daha mantıklı. Çünkü şöyle, zaten 10 dakika oyun bitiyor. Sen bunu 5 dakika yaparsan, ben bu 5 dakika boyunca rüzgâr kalıyorum yani. <laughs> Mantıken. Yani. Ama verdik oran 5'te düşmüş. Denenebilir. Ee, her farklı şampiyon başına sıvışma %3 e düşmüş. Azim de %15. Abi, bu da nerf yemiş mesela hani. Bunun yerine mesela demiş ki sana git kemizdir kondisyon al Azim'den. Ee, i̇kinci şansın 10 saniyeden 5 saniye düşmesi de lane'de yani koridorda olan bir şampiyon için çok tercih edilebilir bir rün haline getirmiş olmuş bu ikinci şansı. 10 saniyeden 5 saniye düşmesi. Onun dışında 3-9 Mart ve 10-16 Mart ücretsiz şampiyon rotasyonu gördüğünüz gibi görseldi arkadaşlar. Umarım güzel bir peç olur. Yumi deneyimlerinizi lütfen yorum videolarını yorumlara aktarın. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben kaçıyorum. Adios.